Bir peygambere duyulan ihtiyaç. Abdülmuttalip hiçbir zaman Hubel'e ibadet etmedi. O hep Allah'a ibadet ederdi. Fakat Muabi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi ve tüm mabetlerin en büyüğü olan bu mabedi kaplayan lütuf ve manevi etkinin, yani bereketin cisimlenmiş şeklini temsil ediyordu. Arabistan'da başka küçük mabetler de vardı. Bunların en önemlileri Hicaz bölgesindeki Allah'ın kızları olarak kabul edilen Lat, Uzza ve Menat idi. Diğer Yesrib Arapları gibi Abdülmuttalip de küçüklüğünden beri Vaha'nın kuzeyinde Kızıldeniz'deki Kudayt'ta bulunan Menat'ın tapınağına götürülmüştü. Kureyş için bunların en önemlisi Mekke'nin bir günlük deve yolu güneyinde Nahle Ovası'ndaki Uzza putu idi. Bir günlük yol daha gidilirse Havazin kabilesinden Sakif tarafından yönetilen ve Yeşil Cennet denilen Taif'e varılır. Lat, Taifli bir kadındı ve onun putu gösterişli bir tapınağa konmuştu. Bu putun koruyucuları oldukları için Sakifliler kendilerini Kureyş'le bir tutarlardı. Kureyşliler de Mekke ve Taif'i kastettiklerinde iki şehir diyecek kadar Taif'i yüceltmişti. Hicaz'ın bostanı denilen Taif'in verimliliği ve ikliminin güzelliğine rağmen halkı yine de kuzeydeki boş vadiyi kıskanıyordu. Çünkü kendi mabetlerinin ne kadar yükseltseler de Allah'ın eviyle boy ölçüşemeyeceğini biliyorlardı. Tamamen tersini, yani kendi tapınaklarının tercih edilmesini de istemiyorlardı. Çünkü onlar da İsmail'in soyundandılar ve Mekke ile birçok bağları vardı. Bu konudaki duyguları çoğunlukla karmaşık ve birbirine karşıt oluyordu. Diğer tarafta Kureyş kabilesi hiç kimseyi kıskanmıyordu. Dünyanın merkezinde yaşadıklarından haberdardılar ve pusulanın her yönünden hacı çekebilecek derecede büyük bir tapınağın sahibi olduklarını biliyorlardı. Onların yapması gereken tek şey kendileriyle diğer kabileler arasında kurulan iyi ilişkiyi bozmamaya çalışmaktı. Abdülmuttalib'in hacıları Mekke'de ağırlamayla ilgili görevleri onun tüm bunlardan haberdar olmasını sağladı. Onun işlevi kabileler arası bir işlevdi ve bir noktaya kadar tüm Kureyş tarafından paylaşılıyordu. Hacılara Mekke'nin bir ev olduğu hissettirilmeliydi. Onları hoş karşılamak, onların ibadet ettikleri şeyleri hoş karşılamak ve beraberlerinde getirdikleri putlara saygıda kusur etmemek anlamına geliyordu. Putları kabul etmenin ve onların etkili olduğuna inanmanın tek delili ve meşruiyeti gelenekti. Babaları, babalarının babaları ve daha büyük ataları hep öyle yapmıştı. Bununla birlikte Allah Abdülmuttalib için büyük bir gerçeklik ifade ediyordu. Şüphesiz o Kureyş, Huza, Havazin ve diğer Arap kabilelerindeki çağdaşlarından daha çok İbrahim'in dinine yakındı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tam anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı ve daima olmuştu. Onlar putlara ibadetin geleneksel olmaktan çok sonradan ortaya çıkmış bir tehlike, bid'at olduğu kanaatindeydiler. Hubel'in İsrailoğullarının altın buzağısından pek farklı olmadığını görebilmek için tarihe bir göz atmak yeterliydi. Kendilerine Hanifler adını veren bu şahısların putlarla hiç ilgisi yoktu ve putları Mekke'yi pisleten ve alçaltan varlıklar olarak görüyorlardı. Taviz vermekten uzak oluşları ve çoğu şeye karşı çıkışları onları Mekke toplumunun dışında kalmaya zorluyordu. Onlara karşı takınılan tavır bir bakıma da kendilerini korumaya hazır olan kabileler tarafından belirleniyordu. Abdülmuttalip 4 tane Hanif tanıyordu ve onların en saygını olan Varaka, Esad kabilesinden ikinci kuzeni Nevfel'in oğlu idi. Varaka Hristiyan olmuştu. O bölgedeki Hristiyanlar arasında bir peygamberin gelişinin yakın olduğu fikri yaygındı. Bu inancın bu kadar yayılmasının sebebi ise doğudaki kiliselerden bazılarının bu inancı desteklemesi ve astrologlarla kahinlerin de bu inancı paylaşmasıydı. Yahudilere gelince, onlar da son gelen peygamberin İsa olduğunu bildikleri için yeni bir peygamberin geleceği konusunda hemfikirdiler. Yahudi alimleri onlara peygamberin çok yakında geleceğini, onun geleceğine delalet eden birçok işaretin görüldüğünü ve muhakkak onun seçilmiş kavim olan Yahudilerden çıkacağını söylüyorlardı.
Varaka'nın da içlerinde olduğu bir grup Hristiyan ise bu konuda şüpheliydiler. Onlara göre peygamberin Arap olmaması için hiçbir sebep yoktu. Arapların Yahudilerden daha çok peygambere ihtiyaçları vardı. Çünkü en azından Yahudiler tek Tanrı'ya tapma bakımından İbrahim'in dinini takip ediyorlar ve putlara tapmıyorlardı. Arapların bu yalancı tanrılara tapmalarını ise sadece bir peygamber önleyebilirdi. Kabe'nin içinde ve çevresinde toplam 360 put vardı. Bunun yanı sıra Mekke'de her evde evin merkezini oluşturan bir put bulunurdu. Yolculuğa çıkarken ve dönüşte yapılan ilk iş putu okşamak ve ondan yardım dilemek olurdu. Bu uygulamalar sadece Mekke'ye özgü değildi, tüm Arabistan'a yayılmıştı. Bazı yerleşik Hristiyan Arap topluluklarının var olduğu da bir gerçekti. Güneyde Necran ve Yemen'de, kuzeyde ise Suriye kıyılarında bulunuyorlardı. Fakat tüm Akdeniz'i ve Avrupa'yı değiştiren Allah'ın son vahyi İsa aleyhisselam 600 yıldan beri Mekke vadisindeki putperest topluluk üzerinde hiçbir önemli etkiye sahip olmamıştı. Hicaz Arapları ve doğusundaki geniş Necd Ovası'ndaki Araplar İncil'lerin mesajına kapalı gibi görünüyordu. Kureyş ve diğer putperest kabileler Hristiyanlara düşman değildirler. Hristiyanlar bazen İbrahim'in mabedini ziyarete gelirler ve Araplar tarafından diğer hacılar gibi ağırlanırlardı. Hatta bir Hristiyanın Kabe'nin içinde Meryem ve İsa portresi boyamasına izin verilmiş, teşvik bile edilmişti. Fakat bu resim ve diğerleri bir karşıtlık teşkil ediyordu. Kureyşliler ise bu karşıtlığa aldırmaz görünüyorlardı. Onlar için bu sadece putlarına iki yeni putun eklenmesinden ibaretti. Kabilesindeki çoğu kişinin aksine Varaka eski kutsal kaynakları okuyabiliyordu. Onlar üzerinde bir araştırma bile yapmıştı. Bu nedenle o Hristiyanların çoğunlukla Hamsin yortusunda kutladıkları mucizeye delalet ettiğini söyledikleri İsa'nın sözlerinden bir kısmının bu anlamı aştığını ve henüz ortaya çıkmamış bir şeyi kastettiğini fark edebiliyordu. Fakat bu cümlelerin anlamı gizliydi. Neye delalet ettiği anlaşılamıyordu. O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri duyduklarından ibarettir. Varaka'nın kendine çok yakın olan Kuteyla adındaki bir kız kardeşi vardı. Çoğunlukla bütün bunları ona anlatırdı. Onun söyledikleri Kuteyla üzerinde o denli etkili olmuştu ki, beklenen peygamber sürekli düşüncelerinde yer ediyordu. O gerçekten aralarında olabilir miydi? Develer kurban edilir edilmez, Abdülmuttalip kurtulan oğlunu evlendirmeye karar verdi. Biraz araştırdıktan sonra Kusay'ın kardeşi Zühre'nin torunu olan Vehb'in kızı Amine'yi uygun bir eş olarak seçtiler. Vehb, Zühre kabilesinin şefiydi fakat birkaç yıl önce ölmüştü. Amine, babasından sonra kabilenin şefi olan erkek kardeşi Vuheyb'in velayeti altındaydı. Vuheyb'in de evlenecek yaşta Hale adında bir kızı vardı. Abdülmuttalip, evlilik kararını onaylatırken Amine'yi oğluna, Hale'yi de kendine istedi. Vuheyb de bu anlaşmayı kabul etti ve aynı zamanda yapılacak olan bu çifte düğün için tüm hazırlıklar yapıldı. Karar verilen gün Abdülmuttalip oğlunun elinden tutup Beni Zühre'nin yerleştiği evlere doğru yürümeye başladı. Beni Esad'ın evleri de yol üzerindeydi. O sırada Varaka'nın kardeşi Kuteyla de bu meşhur düğünü görebilmek için evinin kapısı önünde oturuyordu. Abdülmuttalip o sıra 70 yaşlarındaydı fakat yaşına göre her bakımdan hala genç görünüyordu. Bu çifte damatların yavaş yavaş yaklaşması onların zaten var olan etkileyiciliklerini artırıyordu. Daha da yaklaştıklarında Kuteyla gözlerini genç adama dikti. Abdullah güzellikte zamanının Yusuf'u gibiydi. Hatta Kureyş'in en yaşlı erkek ve kadınları o zamana dek böyle güzel kimse görmediklerini söylüyorlardı. O şimdi gençliğinin baharında 25 yaşındaydı. Fakat Kuteyla bu kez onun yüzünden başka bir şeylerin var olduğunu ve alnında dünyanın ötelerinden gelen bir nur, ışık parladığını fark ederek şaşırdı. Beklenen peygamber Abdullah olabilir miydi? Yoksa o
beklenen peygamberin babası mı olacaktı? Baba oğul tam onun yanından geçmişlerdi ki, "Ey Abdullah!" diye bir ses duydular. Babası sanki onun gidip kuzeniyle konuşmasını istermiş gibi elini bıraktı. Abdullah yüzünü Kuteyle'ye çevirdi. Kadın ona nereye gittiğini sordu. Abdullah bir şeyler sakladığı için değil, fakat onun düğüne gittiğini bilmemesi gerektiğini düşünerek sadece "Babamla gidiyorum" diye cevap verdi. Kuteyle, "Beni şimdi ve burada al ve benimle evlen. Sana yerine kurban edilen develer kadar deve vereceğim" dedi. Abdullah ise, "Babamla beraberim, onun isteklerinin dışına çıkamam ve onu bırakamam" diye cevap verdi. Evlilikler planlandığı gibi yapıldı ve iki çift birkaç gün Vuheyb'in evinde kaldılar. Bu sırada Abdullah kendi evinden bir şeyler almak üzere yola çıkmıştı. Yine Varaka'nın kardeşi Kuteyle'ye rastladı. Kadının gözleri yüzünü öyle araştırır bakışlarla tarıyordu ki konuşmasını bekler bir şekilde yanında durdu. Kadın bir şey söylemeyince bir gün önce söylediklerini neden tekrarlamadığını sordu. Kuteyle şu cevabı verdi. "Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin." Evlenmelerinin meydana geldiği yıl milattan sonra 569 idi. Bunu takip eden yıl fil yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır.